Merhaba, ben Doktor Mehmet Emin Korkmaz, Ankara Güven Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanıyım. Bugün sizlere ameliyatsız kalp kapak hastalıkları tedavilerinden en önemlisi olan TAVI yönteminden bahsedeceğim. TAVI yöntemi anlaşılması kolay bir yöntem, teknik olarak da anlaşılması kolay bir yöntem. Aortadan girip sol ventriküle çelik bir kafes içerisine yerleştirilmiş, domuz veya sığır perikardından, kalp zarından hazırlanmış yaprakçıkları olan, aynen insan kapağına benzer üç yapraklıklı bir yapıyı yerleştirmek anlamına geliyor. Bazı kendiliğinden genişleyen yapılar var veya balonla genişletilen sistemler var. Her iki yöntemde yaklaşık bazı teknik ayrıntılar olmakla birlikte avantajları ve dezavantajları olan yöntemler. Ama pratikte aynı şey. Aynı yöntemle giriyorsunuz. İster balonla genişletilebilir olsun, ister kendi kendine genişleyen stentler olsun. Aort kapağındaki darlığı gideriyorsunuz. Hayat kurtarıcı bir yöntem. Çünkü aort darlığı yaşamla bağdaşan bir durum değildir. Şiddetli, ciddi aort darlığı ortaya çıktıktan sonra ölüm kaçınılmazdır. Hastaların göğüs ağrıları, bayılmaları filan başladıktan sonra beklenen yaşam süresi ortalama 2 senedir. Mutlaka bir şey yapmanız lazım. Ya ameliyatla kesip çıkaracaksınız, ya da TAVI uygulayacaksınız. O yüzden hayat kurtarıcı bir yöntemdir. Bir. İkincisi, yaşlı, düşkün, kırılgan, ameliyatı tolere edemeyecek insanlarda müthiş bir yöntemdir. Onlara yeni ufuklar açmaktadır. Üçüncüsü, ameliyat kadar riskli bir yöntem değildir. Çünkü genel anestezi almamaktadır, hasta göğüs açılmamaktadır, kalp akciğer makinesine bağlanmamaktadır. Zayıf bir anestezi veya hiç anestezisiz de yapmak mümkün. Sadece uyku verici ilaçlarla yapmak mümkün. O yüzden ameliyata göre çok kolay bir işlemdir. Peki sonuçlar nedir? Sonuçlar tabii ki ameliyatla kıyaslanıyor. Klasik yöntem olarak ameliyat olduğu için eldeki veriler bu TAVI işleminin cerrahi aort değişimiyle kıyaslandığında birbirleriyle eşit olduğu, hatta bazı durumlarda TAVI yönteminin daha üstün olduğunu göstermektedir. TAVI'de kullanılan kapakların, yani stentli kapakların, cerrahide kullanılan protezler kadar uzun dönem verilerine sahip olmamamızdır. Bu işlemin cerrahisi belki 40 senedir, 45 senedir yapılmaktadır. Elimizde 50 seneye ulaşmış veriler var. Bu nitinol kapaklar, bazı kapaklar çok iyi çalışmakta, hiçbir sorun olmuyor. Sağlamlık, mühendislik açısından öyle cerrahi kapaklar. Ama bizim kullandığımız TAVI kapakları en fazla daha 10 senelik veriler elimizde var. O yüzden uzun dönemde kırılıyorlar mı, kireçleniyorlar mı, parçalanıyorlar mı? Bu uzun dönem güvenlik verileri elde yok. Bu soru işaretini bir tarafa bırakırsak TAVI cerrahinin alternatif hale gelmiştir kapak değişiminde. Belki önümüzdeki 10-15 sene içerisinde aort darlığının klasik yöntemi, düşük riskli hastalarda dahil olmak üzere bu damardan girilerek, kasıktan girilerek aort kapağına stentli kapak yerleştirilmesi, yani TAVI uygulaması olacaktır. Düşük riskli hastalarla ilgili elimizde henüz sağlam bir veri yok ama orta risk ve yüksek riskte TAVI aynı derecede başarılı tedavide kullanılmaktadır. Nedir komplikasyonları? Hiç mi sorunsuz bir yöntem? Değildir tabii. Büyük kateterler kullanıyoruz. O yüzden hastaların girdiğimiz femoral arterleri ya da kasık damarları diyelim uygun olması lazım. 6-9 milim, bazı kurallar var, kullanacağınız malzemeye göre çapında olması lazım. Çok kıvrıntılı olmaması lazım. Çünkü geçireceğiniz şey sert bir yapı, zedeleyebilir. Giriş yeri komplikasyonları olabilir, kanamalar, çünkü büyük malzeme kullanıyorsunuz. Bölge enfeksiyonları olabilir. Onun dışında kalpte yırtılma, tamponat, ölüm vesaire gibi her türlü kötü sonuçlanabilecek olasılık vardır. Ancak bütün bu kötü olasılıklar cerrahi risklerden daha düşüktür. TAVI yönteminin olası problemlerinden biri işlem sonrası hastalarda kalıcı kalp bile ihtiyacının olmasıdır. Çünkü aort kapağının komşuluğundan kalbin iliti sistemi geçer. Bu konulan çelik konstrüksiyon ve bunun özellikle balon uygulamaları filan o bölgeye bası yaparak ileti sistemini durdurabilir, bozabilir. Yani elektriksel bloğu meydana gelebilir. O durumda da hastanın kalıcı kalp pili takılmasına ihtiyacı olur. Kalıcı kalp pili sorunu kesinlikle çözer. Hastanın iletisi yalnız doğal yolla değil, pil aracılığıyla olur. TAVI işlemi öncesi hastalar hastaneye 1 veya 2 günlük süreyle yatırılır. Hastanın eşlik eden kalp damarlarında bir problem var mı, boyun damarlarında bir problem var mı diye. Varsa eşlik eden koroner arter hastalığı, yani kalp damar hastalığı ayrı seansta veya TAVI işlemi sırasında koroner arter hastalığı da düzeltilir. TAVI işlemi öncesi
Hastaların özellikle yapmasını istediğimiz bir önlem yoktur. Sadece ilaçlarını düzgün almaları, varsa böbrek fonksiyon bozuklukları ona yönelik sıvı içimlerini arttırmaları, tansiyon kontrolünün iyi sağlanması, şeker kontrolünün, yani tıbbi tedavisine uygun davranılması dışında özellikle TAVI işlemine yönelik bir hazırlık söz konusu değildir. Hastalarımız normal hayatına TAVI işleminden yaklaşık bir hafta sonra dönebilirler. Güven Hastanesi'nde 4 senedir yapılmaktadır, başarıyla uygulanmaktadır. Sonuçlarımızın oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Mortalite oranlarımız veya hastaların başına olumsuz bir şey gelme oranlarımız dünya standartlarının şu ana kadar çok altında gözükmektedir. Dilerim bu şekilde devam ederiz. Değerli takipçilerimiz, bu sayfadan kalp sağlığına dair paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz. Kanalımızı takip ederek yeni yayınlarımızdan haberdar olabilirsiniz.